Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sunar. Herkese merhabalar. İlk tekrar programımız başlıyor. Birinci dönem matematik konularının tekrarına var mısın Tonguç Evladım benim? Varım hocam. Harikasın. Şimdi ilk tekrarımızın ilk kısmıyla yani matematikteki ilk tekrarımıza başlayacağız ve burada senle beraber iki tane konu göreceğiz. İki tane konuyu tekrar edeceğiz. Çok değerli, çok önemli konular. LGS ilk tekrar kampımız başladı. Sonunda zaten biliyorsun start çizgisinde ta yazın başlamıştık bazı arkadaşlarımızla ama şimdi belki sen ilk defa katılıyorsundur. İlk tekrarımızı yapacağız ve birinci dönem bütün konu eksiklerimizi tamamlayacağız. Hatta tekrarlarımızı yapmış olacağız ve ardından da son tekrarımıza bu işi noktalandıracağız ve bugünkü dersimize sizinle beraber bir big picture'a bakacağız. Yani büyük resme bakacağız. Hangi konular çıktı. Hangi konuları öğrendik biz birinci dönemde ve bu konulardan e, hangi konu başlıkları vardı ve bunlara bakacağız ve konu özetlerine bakacağız ardından ve tam isabet yeni nesil sorular çözeceğiz. Yani aslında sorular üzerinden bir tekrar mekanizmamız var. Bu dersimizde Tonguç Erhan Bey'im. Senle beraber ilk tekrar şarj istasyonumuzda şarjımızda olacağız. TOG'umuzda gördüğün gibi bu gerçekten de TOG marka arabaları biliyorsun herhalde. Milli gururumuz. Harikasın evet milli gururumuz dediğin gibi. Gerçekten ardından da son tekrara geçeceğiz ve hayalimizdeki liselere adım adım yaklaşacağız. Son tekrarımızı biliyorsun zaten Mayıs ayında yapıyoruz. Yani sınavdan hemen önce yapıyoruz. Ama şimdi bunu yapmamız çok değerli. Çünkü birinci dönemden hiçbir konu eksiğimiz kalmayacak. Ve süper hazır bir şekilde başlayacağız. Büyük resme bakalım seninle beraber. Bir kere Tonguç Evladım Bey'im. Birinci dönem LGS matematik konuları. Biz bunları teker teker bak her senenin sınavını aldık önümüze. 2023'ün sınavı var elimizde. 2022'nin sınavı var. 2021'in sınavı var. 2020'nin sınavı var. Hatta bu iki sene biliyorsun 2020'de pandemi senesi olduğu için 2023'te de aslında deprem senesi olduğu için ne yazık ki Allah rahmet eylesin orada kayıplarımız içinde ve bu senelerde sadece birinci dönem konularından çıktı. Yani LGS matematik sadece bu 20 sorunun çıktığı LGS matematik sadece bu konulardan çıkmıştı. Bu iki senede ama tabii ki 2021 ve 2022'de normal sınavlar yani bütün 8. sınıfın konularından çıkan sınavlarımız oldu. Biz bunların hepsini tek teker teker inceledik ve aslında sana yaptığı yani bütün bu buradaki soruların analizlerini yaptıktan sonra bu konu listesinde hangi konudan hangi soru çıktığı anda birazdan göstereceğim sana. Şimdi bir kere altı ünitemiz var birinci dönemde ve bu altı üniteden en zorlandığın hangisiydi? Kareköklü ifadeler hocam. Gerçekten evet. Kareköklü ifadeler gerçekten zor birazcık. Hani birazcık kapsamlı bir ünite ama bu çok temel bir ünite. Çünkü kareköklü ifadeler aslında olasılıkla cebirsel ifadelerle işte sallıyorum üstü ifadelerle bağlantılı bir konu. Dolayısıyla bu konu çok temel bir konu. Bunu çok iyi tekrar etmiş olmamız gerekiyor. O yüzden iyi bir fırsat senin için de bu ilk tekrar programımız. Biliyorsun senle beraber ilk tekrar programımıza gün gün neler yapacağımız belli. Mesela işte bugün çarpanlar katlar üstü ifadeleri yapacağız. Ardından e, diğer dersimizde karaköklü ifadeler veri analizini yapacağız. Ardından diğer dersimizde e, olasılık ve cebirsel ifadeler yapacağız ve matematiği 3 tane derste bitireceğiz. Çünkü matematik çok kapsamlı, çok değerli olduğu için biz 3'e böldük matematiği gerçekten de önemli. Ve burada da tabii ki bu ilk tekrar programında sana bazı ödevler vereceğim. E, ama öncesinde hemen şunları göstermek istiyorum. Çarpanlar ve katlarda çarpan bulmayı öğrenmiştik. Ebopekok, Ebopekok problemleri ve aralarında asallık bu 4 tane başlığımız vardı. üslü ifadelerde tam sayıların kuvvetlerini öğrenmiştik ve çözümlemeye bakmıştık ki her sene bir sorusu vardı. Üstü ifadelerde işlemler çok büyük çok küçük sayılar ve bilimsel gösterim bunların temel başlıklarıydı. Ardından karaköklü ifadelerde çok daha fazla başlık var ve çok değerli. Tam kare sayıların kare köküne bakmıştık ve tam kare sayıları öğrenmiştik. Yaklaşık değer A kare kökü B gösterimi 4 işlem yani toplama çıkarma çarpma bölmeyi öğrenmiştik. Ve doğal sayı yapan çarpan ve gerçek sayıları öğrenmiştik. Ve bunlarda da kare kök ifadelerin alt konu başlıklarıydı. Veri analize baktığımız zaman çizgi sütun grafiklerin yorumlama ve grafikler arası dönüşüm en önemlisi buydu zaten. Ve küçük bir konuydu aslında nispeten. Olasılığa baktığımız zaman yine küçük bir konu. Olasılık ve olasılık hesabına bakmıştık seninle beraber. Ve Aynı zamanda cebirsel ifadelerde de burada cebirsel ifadelerle çarpmayı bu sene öğrendiğimiz konu başlıyor. Zaten daha önceden 6. sınıfta ve 7. sınıfta bunlara bakmıştık, giriş yapmıştık. Özdeşlikler yani iki kare farkı ve tam kareleri öğrenmiştik ve çarpanları ayırmaya bakmıştık. Şimdi bugün senle beraber aslında iki tane konumuz var. Yani LGS'ye çıkacak. Çarpanlar, katlar ve üstü ifadeler konusundan sorumluyuz bugün yapacağımız dersimizde. Ve bu dersimizdeki 2020'den itibaren yaptığımız analizlere bakacak olursak yani 2020 sınavına baktık teker teker ardından 2021 sınavına baktık ardından 2022 sınavına baktık ve 2023 sınavına baktık ve bu dört tane sınava yani son 4 senenin sınavlarına baktığımız zaman 3-2-2-4 gibi bir dağılım var ve burada bizim beklediğimiz bu seneki soru sayısı da iki tonguç evlenmem çünkü bunlar birazcık daha farklı senelerdi İşte pandemi ve deprem senesi birazcık daha farklı sadece birinci dönem konularındandı ama şimdi burada yapacağımız aslında ortalamamız da iki çıkan iki buçuk yakın ama biz ikiye yuvarlıyoruz iki tane soru geleceğini hedefliyoruz. Bunlara çok basit. çarpan bulmadan ve Eba problemlerinden geleceğini zaten herkes tahmin edebiliyordur. Ve üstü ifadelere baktığımız zaman birazcık daha temel, birazcık daha önemli bir konu olduğu için burada minimum üç tane zaten ortalaması da üç çıkıyor bunların. Minimum üç tane soru geleceği belli. Dolayısıyla biz aslında LGS matematiğin dörtte birini yapacağız bu dersimizde. Yani iki artı üç beş tane soru. Yirmi sorunun beş tanesini yani dörtte birini yüzde yirmi beşini tamamlayacağız inşallah bu dersimizde ve öncesinde hemen sana tabii ki LGS ilk tekrar programımızdan ödevlerini vermek istiyorum. LGS ilk tekrar setimizi kullanıyoruz. Bütün e, program boyunca bu setimizi kullanacağız ve bu setimizin içerisinde de tabii ki ana denemelerimiz var. Artık netler artıyor denemelerimiz. Yenisi Türkçe matematik ve ilk tekrar e, tüm dersler soru bankamız var. Zaten bunun üzerine e, eğileceğiz ve buradan aslında sayfa 8 19 arasını çözmeni istiyorum. Hemen göstermek istiyorum sana. Matematikle başladığı için bu kitabımız aslında ilk matematik testlerinden başlamanı istiyorum. Çarp, bak buradaki yeni nesil sorular çok değerli. Böyle uzun uzun gözükmeye bakma. Kolay sorular. Sadece aklını toplayıp dikkatli bir şekilde yapmanı istiyorum Tonguç abim. 8'den Sekizden sayfa sekizden Kaça kadar gidiyoruz? 19'a kadar gitmeni istiyorum. Buradaki yeni sorular da gerçekten de çok değerli. Çok güzel sorular var. Ee, birazcık daha akıl e, kullandırıcı sorular var. Ve buraya kadar yapmanı istiyorum. Üstü ifadeler 3 testine kadar. Ve yeni nesil matematikten de Tonguç evladım benim. Sayfa... 36 43 arası pardon özür dilerim 68 75 arasını yapmanı istiyorum. Yeni nesil Türkçe Matematik sadece yeni nesil sorulardan oluşan ve aynı zamanda Tonguç Eren Bey bu problemi çözmeye çalışan, yeni nesil sorularda zorlanan insanlara göre hazırlanmış bir kitap. Aslında bu problemi çözersek zaten birçok soruyu yerine getirebiliyoruz. Yine üslü ifadelerin sonuna kadar sayfa 75'e kadar yapmanı istiyorum. Test 4'e kadar diyoruz ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde dersimiz başlasın. Hemen seninle beraber hızlı matematiksel örneksel özetler yapacağım. Ardından ardından hemen ama hemen yeni nesil sorulara geçeceğim. Dolayısıyla hiç merak etme sorularımız geliyor. Ama ilk başta hızlı bir şekilde ne öğrendik? Biz başlıklarla çarpan bulmayı öğrendik. Asal çarpan öğrendik. Ebo Pekok'u öğrendik. Ebo problemleri problemlerini öğrendik. Ve aralarında asallığı öğrendik. İşte bunlar bizim öğrendiğimiz başlıklardı. Hemen seninle beraber şunları bir tekrar edelim bakalım. Şimdi çarpan bulmayla başlayalım istiyorum. Bir kere Üstü ifadeleri daha önem vereceğim ama ilk başta çarpan bölümlere başlayalım. Kenar uzunlukları santimetresinden tam sayı olan dikdörtgenin çevresi en az kaçtır diye bize sormuş ve dikdörtgenin alanında vermiş. İşte bu tarz yeni nesil sorular karşımıza gelecek. Peki bu sorunun bir parçası da olabilir bu arada. Daha geniş ve daha kapsamlı bir soru olabilir. Şimdi biz bu kısmını çözebilmek için bir kere 24'ün bir kere 24, 24 olduğunu iki kere 12'nin. 3 kere 8'in ve 4 kere 6'nın 24 olduğunu bileceğiz ve bundan başka da çarpanı olmadığını, doğal sayı çarpanı olmadığını bileceğiz. Yani 5 kere yazamam. 6 kere 4 yapmama gerekiyor. Zaten 4 kere 6 yazmıştım. Şimdi biz bunları bir bileceğiz. Bunlar temeller ve biri ve kendisini asla unutmayacağız çarpanları. Da. Tamam, bunları biliyoruz zaten. Peki bize ne söylemiş? En az çevre uzunluğunu söylemiş. Şimdi çevre ne demek? Mesela bunun kenarı bir kenarı bir 24 olursa alanı 24 olur. Süper bir kere 24'ten süper. Çevresi ne olur? 24 artı 1, 25, 2 ile çarpmamız gerekiyor. Çünkü kısa kenarda iki tane, uzun kenarda iki tane var. Dolayısıyla 50, çevresi 50 oluyor. Şimdi bak çevresi bu çıktı. Şimdi buna bakalım. Burası 2 olsa, burası 12 olsa bu ikisinin toplamı 14 çarpı 2'den çevresi 28 çıkıyor. Bak kafa cimnastiği yapıyorum aslında. Bu 3, 8 olsa, 3, 8 olsa 11, e, 2 katı 22 çevresi. 6 4 olsa 10 2 katı 20 çevresi en az diye sormuştu. İşte en az çevre için en yakın kenarları seçmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz en yakın kenarlı olan 4 ve 6'yı seçiyorum ve çevresi de 20 santimetre şeklinde söyleyebiliyorum. Burada bazı öncüler verebilir. Burada şunu söyleyebilir yani e, çevresi işte 4 çevresinden kenarlarından bir tanesi 4 olmayacak diyebilir veya kenarları aralarında asal olacak diyebilir. Mesela. Bu ikisi aralarında asal mı? Hayır değil. Harikasın. Asal değiller çünkü ikisi de ikiye bölünüyor. Süper ortak bölenleri var. Ama aralarında asal deseydi ve çevresi en az kaç olur deseydi o zaman 3 ve 8'i de seçerdin. Çünkü 3 ve 8 aralarında asaldı mesela. Gibi farklı öncüler verebilir. Yeni sorular böyle kıl sorular gelebiliyor. Şimdi geldik asal çarpanları ayırmaya. Şimdi asal çarpan bulmak ve üssü olarak yazmak için ne yapmamız gerekiyor? Bir kere çarpan ağacı ve bölme algoritması denilen iki tane yöntemimiz var. Mesela 56 2 kere 28. E, 28 2 kere 14. 14 2 kere 7. Bu çarpan ağacı aslında bizim yapmamız en temel gereken e, basit bir özellik. Yani alttaki iki tanesi çarpınca üsttekini veriyor. Alttaki iki tanesi çarpınca üsttekini veriyor. Veya üstteki alttaki ikisinin çarpımı ve burada asal sayıları yazıyorum. Ne demek asal sayılar? İşte bizim bilmemiz gereken LGS'de en fazla çıkan VIP asal sayılarımız şunlar: 2, 3, 5, 7. Bunlar LGS'de en trend asal sayılar. Dolayısıyla biz 2 3 5 7 asal sayılarını çok iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Ve bu asal sayılarda bak 2 çift asal sayıdır. Unutmayalım. Diğerlerinin hepsi tek olmak zorunda. Ve dolayısıyla 3 5 Zaten en trendleri 7 de çıkıyor arada diyoruz. Bak burada mesela asal sayılar şeklinde burayı en son basamaklarını oluşturmuş olduk. Şimdi bir de bunun bölme algoritması var. O da şu. 56'yı 2'ye böldüm 28. 2'ye böldüm 14. 2'ye böldüm ee, 7. Harikasın. Uyanıksın. Tebrik ediyorum seni. Ee, 7. 7'ye bölmem gerekiyor artık çünkü 7'nin başka bir ...böleni yok. Yani üçe bölebilir Hayır. Dörde bölebilir miyim? Beşe olmaz. Altıya? Hayır. Zaten buraya asal sayıları yazmam gerekiyor. Kendisini yazıyorum ve bir çıkıyor. işte burada bir kaldıktan sonra... ...işte burada yazan sayıların çarpımı şeklinde 56'yı söyleyebiliyorum. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 7 ve 2'nin 3. kuvveti çarpı 7 şeklinde yazabilirim. 7'nin 1. kuvveti diyebilirsin bunlara. Yani bunun bunların çarpımı diye düşünebilirsin 56'yı. 56'nın asal çarpanları da 2 ve 7'dir şeklinde yazıyorum. Bunlar hemen hızlı bir özetti. 56'nın asal çarpanlarını da burada bulmuş olduk asal olmayan çarpanlarını sorsaydı o zaman şöyle yapardım. Bütün olasılıklara bakıyorum. bir kere 56 derdik. 2 kere 28 derdik. 3 kere olur mu? Hayır. 4 kere eee olur mu? Evet. 4 kere 14 derdik. E 5 kere olur mu? Hayır. 6 kere olur mu? O olmaz. 7 kere 8 56 derdik. Bitti bu kadar. Şimdi bu bütün çarpanları ve burada asal olmayanları nelerdir? Bu asal, bu asal o zaman 1, 4, 8, 14, 28 ve 56 asal olmayan çarpanları mesela. Bunun gibi farklı özellikler çıkabilir karşımıza. Aman ha diyorum. Hadi bakalım o zaman. Şimdi EBOB ve EKOK konumuza bakalım. Çünkü en fazla soru gelen kısım bu. EBOB ve EKOK özelliklerini hızlı geçeceğim. Çünkü bundan fazla soru gelmiyor. EBOB'un problemlerinden çok soru geliyor. Fazla uzak odaklanmayacağım buraya. Hemen EBOB'un basit bulunuşunu ve EKOK'un basit bulunuşunu hemen hatırlayalım. 2'ye böldüm 8 14. İkisini de aynı anda böldüğü için yuvarlak işe aldım veya yıldız koyabilirsin. Hiç fark etmez. 2'ye böldüm 4 7. Ee, bu da ikisini de aynı anda böldü. Ee, artık e, ikisini de aynı anda bölmeyecek. Bu 7 kalacak öyle. 2'ye böldüm Bir. Bu 7'ye ne kalacak? 7'ye böldüm Bir. Şimdi bu ikisini de aynı anda bölenler EBOB'unu oluşturuyor. Yani bu ikisinin 16-28'in EBOB'u 2 çarpı 2'dir. Yani 4'tür diyorum. EKOK'u ise 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 7'dir diyorum. Ve e, 4, 16, 16 çarpı 7... E, 70, 6, 7, 42, 112'dir şeklinde yazabiliyorum. Şimdi EBOB ve EKOK'unu bulmuş olduk. Şimdi unutmayalım EBOB daha küçük ekokta daha büyük çıkıyor. İçinde küçük geçmesine rağmen ters bir şey var onu zaten biliyoruz. Şimdi aynı zamanda ikisinin iki sayının aslında ebobları ile ekokların çarpımı sayıların kendisinin çarpımıdır unutmayalım ve aynı zamanda iki sayı birbirinin katıysa ebobları küçük olan sayıdır, ekokları ise büyük olan sayıdır gibi temel kurallar var ama dediğim gibi bunlar daha az çok daha az çıkıyor. Sayılar aralarında asalsa şöyle bir kuralımız var o da şu çok basit EBOB'ları birdir ekokları ise çarpımlarıdır yani 4 9 4 36'dır diyoruz zaten sayıları 4 ve 9 şeklinde parantez içinde yazıyoruz bunlar temel kurallarda ama bizim asıl ihtiyacımız olan kısım bu sayfa çünkü asıl sorunun geldiği kısım bu sayfa ebop ekok problemleri şimdi eğer büyük bir parçayı küçük parçalara ama eş parçalara bak burası çok önemli bir kelime eş parçalara ayırmak istiyorsak biz burada ebob kullanıyoruz. Yani ben burada ebob yöntemini kullanıyorum ve yapmak istediğim şeyi bulabilmek için ebob almalıyım sayıların ebobunu almalıyım. Eğer küçük bir parçadan büyük bir parça oluşturmak istiyorsak ama küçük eş parçalardan büyük parça mesela seramiklerle e, bir duvarı örmek istiyoruz ve duvar oluşturacağız mesela işte bu seferde de ekok kuralını kullanıyoruz sayılardan daha küçük bir sayı arıyorsak EBOB arıyoruz. Yani küçük parçalar arıyorsak EBOB. E, sayılardan daha büyük bir sayı arıyorsak da EKOK kullanıyoruz. Neden bunları üzerinde çok fazla gidiyorum? Çünkü soruyu anlamak için bazen ekstra efor sarf etmemiz gerekiyor. Çünkü soruda acaba benden EBOB mi istiyor, EKOK mu istiyor? Hemen sana mesela bir soru göstereyim. E, sallıyorum. Mesela benden e, şöyle çarpanlar ve katlarla alakalı bir soru geldi karşıma. Acaba bu soru mesela şu soru EBOB sorusu mu EKOK sorusu mu? Şimdi bunu bilirsem buradaki 61 51 sayılarını acaba ne yapabilir mi düşünebilirim. Veya işte burada EBOB mu var EKOK mu var 1800 2600 bilye varmış. Şimdi bunlar da acaba bu sayıların EBOB'unu mu alacağım EKOK'unu mu alacağım bilmem gerekiyor. Ve bunu yapabilmek için de ne yazık ki ne yapmam gerekiyor? Acaba bu yöntemlerden hangisini kullanacağımı mantığını oturtmam gerekiyor. O da şu mesela 30 kilogramlık ve 24 kilogramlık iki tane un çuvalı var. Ve bunları küçük küçük paketlere ayırmak istiyoruz. Paketler ama küçük paketlere ayırmak istiyoruz. Mesela 1 kilogram, 2 kilogramlık iki kilogramlık paketlere ayırmak istiyoruz. Şimdi diyor ki en az kaç paket kullanırım diye soruyor bize. En az kaç paket kullanırım diye soruyor. Mesela bak ee, bu bir ee, sınav sorusu aslında. Şimdi burada dikkat edelim. 30 kilogram, 24 kilogram istersen birer kilogramlık poşet, poşetlere bölebilirim. Buradan 30 paket çıkar. Buradan da 24 paket çıkar. Toplamda 54 paket çıkar. Şimdi bu en az değil ama. İstersen 2 kilogramlık paketleri de bölebilirim. Buradan 15 paket çıkar, buradan 12 paket çıkar. Bak 27 paket geldi. Yani azalıyor. Dolayısıyla benim bulmak istediğim şey en büyük eş paketler. Dolayısıyla yapmam gereken şey bulabilmek için 30 ve 24'ün ...büyük paketleri bulmaya çalışıyorum ya... ...küçük eş parçalara ayırdığım için... ...30 ve 24'ün EBOB'unu alacağım. EBOB'unu çıktığı zaman... ...EBOB'u zaten 6 kilogram çıkıyor. Neden kilogram? Çünkü bu da kilogramdı, bu da kilogramdı. 6 kilogram işte o paketin... ...bir tanesinin büyüklüğüdür. İşte 6 kilogramlık paketlere... ...böldüğüm zaman 30'un içinden 5 paket çıkar. Bunun içerisinde de... ...4 paket çıkar. En az kaç paket çıkıyormuş o zaman? 9 paketle ben bu işi kapatabilirim... Öbür türlü baktık dikkat 54 paket 20, bir sürü paket çıkıyordu. En az kaç paket dediğini ona göre EBOB'la çözmüş oldum. Şimdi sayılardan daha büyük bir sayı arıyorsak mesela 15 santimetrelik küçük kareleri koyduk. Bu tam bir LGS klasiği yani LGS'de iki defa minimum çıkmış farklı tarzlarda çıkmış bir soru bu aslında. 15 santimetrelik kutuları koyuyorum KL yoluna veya 10 santimetrelik kutuları koyuyorum KL yoluna. Yine aynı KL yoluna koyuyorum ve KL en az kaçtı diye soruyor bize. Dikkat edelim K Kale 15'ten ve ondan daha büyük bir sayı, daha büyük bir sayı arıyoruz ve küçük parçalarla aslında büyük bir yolu oluşturmaya çalışıyorum, büyük bir yola gitmeye çalışıyorum. İşte o zaman ne yapmam gerekiyor? 15'te onun ekokunu bulmam gerekiyor. 15'te onun ekokunu bulduğum zaman 30 santimetre çıkıyor ve bize çok enteresan bir şey söylüyor. Kale minimum bir metreden fazla diyor. Bir metreden fazla, kalem bir metreden fazla olmak şartıyla diyor. Mesela bize böyle bir şart veriyor ve genellikle sorularda, sınavlarda yüzde yüz böyle bir öncül veriyor. Ve diyeceğiz ki ya 30 santimetre ben buldum kardeşim ben bu kale yolu santimetre. Hayır öyle bir şey yok. Çünkü minimum bir metre demiş bize adam. O zaman 30'un katlarını alıyorum. 30 çarpı 2 60 olmaz. 30 çarpı 3 90 olmaz. 30 çarpı e, 4 120 santimetre alsana bulduk. Bir metreden fazla şeklinde yorum yaparak soruları buluyoruz. Şimdi geldik yenisi bir soruya. Şimdi seninle beraber bu soruyu yapmaya çalışacağız. Lütfen ama lütfen istersen videonu durdur. Yapmaya çalış. Sonra benim yapışımı izle diyorum. Tonguç evladım benim. Sen de hazır mısın yapmaya bu soruyu? Hazırım. Harikasın. Peki sence bu soru zor mudur kolay mıdır? Yani zordur hocam. Aynen. <laughs> Hangi matematik sorusu kolaydı ki zaten. Şimdi bakalım. E, Abdü Samet Bey alanı 400 metrekare olan kare şeklindeki arsasının içinde kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayılar olan çok dikkat ederim doğal sayı olan dikdörtgen şeklinde bir yeşil alan oluşturmak istiyormuş. Tamam. Abdü Samet Bey'in oluşturmak istediği yeşil bölgenin çevre uzunluğu en fazla kaç metre olabilir diyor. Çevresinin en fazla değerini soruyor. Şimdi bir kere büyük bir kare varmış ve alanı 400'müş. Hangi karenin alanı 400'dür diye düşündüğüm zaman o zaman kenarları 20 ve 20 metre olmak zorundayı söyleyebiliyorum. 20 kere 20 400'dür çünkü. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bunun içerisine bunun içerisine bir dikdörtgen oluşturacağız ve çevre uzunluğundan fazla olması istiyorum. Bir kere kenarlarını bilmem gerekiyor çevreyi bulabilmek için. O yüzden 90'ın hadi bakalım çarpanlarına bakalım. 1 kere 90 2 kere 45 üç kere e, otuz e, dört kere olur mu olmaz beş kere olur mu beş kere on sekiz e, altı kere e, on beş e, yedi kere olur mu olmaz sekiz kere olur mu olmaz dokuz kere olur mu dokuz kere de on şimdi artık bitti dolayısıyla 1 kere 90, 2 kere 45, 3 kere 30, 5 kere 18, 6 kere 15, 9 kere 10 diyoruz. Şimdi en az çevresini istiyoruz biz. Pardon, en fazla çevresini istiyormuşuz biz. Şimdi en fazla çevresi için 1 kere 90 olur. Süper. Çünkü bak toplayalım 91 91 çarpı 2'den 182 çıkıyor harika tam istediğim gibi en fazla çevreyi buldum çünkü bunla baktığım zaman çevresi 2 artı 45 yani burası 2 burası 45 olsa toplam 47 eder 2 ile çarparsam 94 eder. Bu azalıyor bak dikkat et burada da 19 çarpı giden 38 çıkıyor çevresi inanılmaz düdük kadar çıkıyor. Ama bizim istediğimiz şey en fazla çevresi o zaman cevabımız 182 mi? Evet işte patladın Tomuş evladım benim cevabımız 182 değil evet dedin ama patladın neden? Çünkü dikkat et bu kare şeklinde bir şeyin içiyle seni sınırlamış yani aslında bize bir öncül vermiş öncülümüz şu bu yeşil alan bunun içerisine sığmalı. Dolayısıyla her kenarı her kenarı bu yeşil alanın her kenarı 20 metreden küçük olmalı. Çünkü bunun içine sığmalı. Dolayısıyla 1 kere 90 ya bu kenar 90 olabilir mi? 20 metrenin içine sığacak. Dolayısıyla patlarsın. O yüzden ne yapacağız? 2 kere 45'i de kabul edemem. 3 kere 30'u da kabul edemem ama 5 kere 18'i kabul edebilirim. Yani çevresi bunun bir kenarı 5 bir kenarı 18 olacak şekilde dizayn edilebilir maksimumda. Neden Çünkü diğerlerinde çevre, bir kenarı 20 metreyi geçiyor. Bu çerçevenin dışına taşıyor. Dolayısıyla 8 artı 15, 23, 23 çarpı 2'den de 46 santimetrelik bir çevreden bahsediyoruz. Tomguçe çevre en fazla. Bu tarz sorularda dikkat et öncülü bazen böyle şeklin içine saklayabiliyor. Geldik yukarıda bir fabrikada aynı anda üretilmeye başlayan iki farklı ürüne ait bilgiler verilmiş demiş. Aynı anda üretilen ürünlere birer tane etiket yapıştırılmaktadır diye bize bir bilgi vermiş. Tamam. Buna göre fabrikanın bir saat içinde kullanılan etiketler için ödeyeceği ücret en fazla kaç liradır diye soruyor bize. Şimdi ödeyeceği ücreti soruyor. Etiketler için etiketin fiyatı 12 ve 10 TL şeklinde farklı ücretler ödüyormuş bu fabrika. Ve bunu da 24 saniyede bu bunda 20 saniyede bir üretiyormuş. Bu işte ee, ton keki falan filan. Şimdi bakalım. Bir saat içinde, bir saat içinde ödeyeceği ücret. Şimdi bir kere bu saat, dakika, saniye olaylarını bir çözelim. Şimdi bir kere bir saat demek, 60 dakika demek, e, ee, biliyorsun bir dakika demek kaç saniye demek öylealım benim? E, ee, 60 saniye. Harikasın. 60 saniye demek. Şimdi bunları bir çözelim. Bunları biliyoruz zaten. Şimdi biz bir kere 24 saniyede bir ve 20 saniyede bir bir şey üretiyoruz. Şimdi eğer eğer bir şeyin e, zamanla alakası varsa zaman sorularında ben bu büyük konuşmuyorum ama zaman sorularında yüzde 90 zaman sorularında yüzde 90 birbirleriyle Aynı ana denk gelme sorulur ve orada da yüzde 90 ekok kullanılır. Yani zaman sorularında eğer zamanla alakalı nöbet soruları, işte mesela e, işte e, vapurun aynı anda gelme soruları, etiketlerin aynı anda üretilme soruları, aynı anda üret, bunların hepsinde bir zaman iki zamanın örtüşmesi gerekiyor. Çünkü zamanı bölme değil de zamanları katlayarak acaba nerede bir araya geliri bulma yapıyoruz? 24 saniye 20 saniye. O zaman ekoklarını aldığımız zaman 24 ve 20'nin ekokunu aldığımız zaman cevap 123 ama senin için hesaplayayım. 2 kere 12 10. 2'ye böldüm 6 5. 2'ye böldüm 3 5. 3'e böldüm 1 5 5'e böldüm 1. Şimdi 2 kere 2, 4, 4 kere 2, 8, 8 kere 3 24, 24 kere 5, 120. Ama dikkat et bunlar saniye olduğu için, şunlar saniye olduğu için bu da saniye. Yani 120 saniye diye bir rakam var elimde. Şimdi bu nedir? 120 saniye rakamı aslında benim için aynı anda denk gelmeleridir. Yani bu 24 saniyede bir ötürüyordu. İşte 24'ün katları 24, e 48. Ondan sonra işte saldırım 72. Sonra 96. Böyle böyle gidiyordu. Ondan sonra 120 geliyordu. Bu da 20 saniye 20 40 60 80 100 120. Ondan sonra bu 144 diye gidiyor. Bu 140 diye gidiyor. Yani 20'şer 20'şer artıyor. Bu da 124 gibi artıyor atıyor ve bunlar aynı anda 120. saniyede denk geliyorlar. Şimdi biz bunu bulduk. 120 saniyede bunlar denk geliyorlar. 120 saniye nedir aslında? 2 dakikadır. O zaman 2 dakikada bir bunlar aynı anda etiket basılıyor ve bunların etiketlerin fiyatı da 12 ve e, 10 TL. Dolayısıyla her bir 2 dakikada ben 12 ve 10 TL olmak üzere aslında 12 artı 10'dan toplam 22 TL'lik bir masraf üretiyorum. Bize ne sormuştu? bize ne sormuştu. 1 saat içinde sormuştu. Bir saat içinde kaç tane 2 dakika var bakalım mı? 1 saat 60 dakikada 60'ı 2'ye böldüğüm zaman 30 tane e, aslında 22 TL'den bahsediyorum. 30 tane 22 TL'den bahsediyorsam Tonguç çevirdim benim seninle beraber 30 çarpı 22'den yapmam gereken hesap çok basit. 30 çarpı 22'den 66 TL'lik bir masrafım olacak. Benim pardon 660 TL'lik bir masrafım olacak diyorum. E, bütün bu etiketler için. En fazla kaç TL'dir diye sormuştu bize ve 660 TL ödeyeceğini bulmuş olduk. Şimdi geldik Tuğçe'nin 3 dersten salı günü çözmesi gereken soru sayıları yukarıdaki tabloda verilmişti demiş. Şimdi bir de aralarında hastalık var. Bununla alakalı süper bir sorumuz var. Bakalım. Salı günü hasta olduğu için derslerin her birinden birden fazla soru çözmüş. Fakat ödevini bitirememiştir. Her birinden birden fazla. Yani iki tane, üç tane, dört tane ee, çözmüş demek ki minimumda iki tane çözmüş olması gerekiyor. Çünkü verilen ödevlerde bunlar. Şimdi Tuğçe'nin herhangi bir dersten çözdüğü soru sayısı ile o dersten kalan soru sayısı aralarında asal olduğuna göre. Hemen aralığında asalı hatırlayalım. Bir kere bir ile bütün sayılar aralarında asaldır. Bütün sayılar aralarında asaldır. Bunu hatırlayalım. Aynı zamanda iki tane sayı eğer aralarında asalsa ortak hiçbir böleni yoktur birden başka. Dolayısıyla mesela 5 ile 7 aralarında asaldır veya e, sallıyorum 5 ile 9 aralarında asaldır veya 15 ile 49 aralarında asaldır. Çünkü hiçbir ortak böleni yok birden başka. Şimdi bunlar aralarında asallığın hemen hızlı bir tekrarını yapmış olduk. Şimdi bize diyor ki en fazla ödevinde bitiremediği soruların sayısı en fazla kaç diyor soruyor. Mesela Türkçe'de 25 tane ödevi varsa ben e, birden fazla çözdüğü için her bir dersten Türkçe'den çözdüğü bu olsun, çözdüğü bu olsun. Bir de ne diyor? Bitiremediği. Bir de bitiremediği. Şimdi çözdüğü iki tane olsun Türkçe'den. Bitiremediği kaç tane olur? 23 tane olur. Çünkü toplamda 25 tane ödevi vardı. Şimdi İki tane çözmüş, 23 tane bitirememiş. Şimdi neden iki dedim? Çünkü aslında her birinden birden fazla soru çözmüş demiş ama en fazla kaç tane bitirememişti diyorsun O zaman diyorum ki ben ikiden başlayayım. Üçte diyebilirdim, dört diye ama buranın daha fazla olması istiyorum. Çünkü bunların toplamı sabit 25. Bitiremediğini fazla yapabilmek için bunu en az yaptım. O da birden fazla olduğu için iki dedim. İşte bu koşullara dikkat ederek... ...buraya iki dedim, buraya yirmi üç dedim. Şimdi bunlar aralarında asal mı? Bakalım kontrol edelim. İki ile 23 üç aralarında asal mı? Hiçbir ortak böleni var mı? Birden başka yok. Dolayısıyla bu olabilir. İşte bitiremediği 23 soru Türkçeden geldi. Süper o cepte. En fazla olması için Türkçeden bir 23 var. Artı matematiğe bakalım. Şimdi matematikte de iki diyelim mesela. İki, burası da on Yani bu çözdüğü iki ise... Bitiremediği 16'dır. Peki bunlar aralarında asal mı Tonguç Eren Bey? Hayır ikisi de bölünüyor hocam. Harikasın ikiye bölünür doğru söylüyorsun. İkisi de ikiye bölünür. İkisi de ikiye bölünür. Dolayısıyla bunlar aralarında asal değildir. O zaman kusura bakma bunu alamıyorum. O zaman 3 diyelim. 3 ile mesela 3 ile 15'in toplamı 18'dir. 3 ile 15 aralığında Samu Tonguç Şelan Evet. Harikasın ikisi de 3'e bölünür. Bu da patladı kusura bakma. Peki 4 ile ne diyebiliriz? 4 ile 14 diyebiliriz. Aralığında Samu mı? Hayır hocam. Hayır kesinlikle çünkü bu da 2'ye bölünür. Bu da patladı. Peki 5 ile desek 5 ile 13 desek evet aralarında asal oluyor. Çünkü hiçbir ortak bölün yok. İkisi de asal sayı çıkıyor. Dolayısıyla 13'te matematikten geldi diyebiliriz. Peki 16 fen için ne yapalım? Çözdüğü soru sayısına 2 diyelim. Çözemediğine de 14 diyelim. Aralarında asal değil. E, ee, 3 desek, 13 desek evet aralarında asallık burada çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla 13 tane de fenden karşımıza gelse Son durumda Tonguç evladım benim bunların hepsinin toplamı e, 49 soru en fazla kalmıştır diyebiliriz aralarında asallığı kullanarak diyorum ve geldik artık üstü ifadelere üstü ifadelerde mutlaka mutlaka bilmemiz gereken şeylere bakacağız hızlı bir e, özet yapacağız tam sayıların kuvveti üstü ifadelerle işlemler çözümleme aynı zamanda yeni nesil sorularımıza geliyor tekrar hatırlatmak istiyorum ilk tekrar LGS kitabımızdan matematik kısmında matematik kısmında yapmamız gereken çok önemli ödevler var. Çünkü bu yaptığımız derslerin pekiştirmesini yapmazsak hiçbir anlamı yok. Onu baştan söyleyeyim. Dolayısıyla test 8, e, sekiz, sayfa 8'den başlıyor. Çarpanlar ve katlar birinci testten başlıyor. Ve e sayfa 19'a kadar gidiyor. Üslü ifadeler 3. teste kadar lütfen bunları yapın arkadaşlar diyorum. İlk tekrar LGS kitabımızda amırha diyorum ve üssü giller sülalesini getiriyorum karşımıza. 2 giller, 3 giller, 5 giller. Bunları net bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Bunları kesinlikle ve kesinlikle ezber bilmemiz gerekiyor. Ne demek bunlar? 2'nin birinci kuvveti, 2 4 8 16 32 64 128 256 512 ve 1024'e kadar bilelim. Yani 2'nin 10. kuvvete kadar bilelim çünkü çıktı bu. Geçen senelerde sınavda çıktı bu 210. kuvveti. Üçüncü üçkilerde. üçgillerde üçün birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci kuvvetine kadar sorabiliyorlar. Dolayısıyla 3, 9, 27, 81 ve 243 çok iyi bileceğiz. Beşkillerde 5, beş, 25, 125 ve 625'e kadar soru geliyor. Lütfen ama lütfen e, bunları bilelim diyorum. O zaman şimdi eğer bunları bilirsek, bunlar cepte bunların yanında bazı temel kurallar da var. Mesela birin herhangi bir kuvveti birdir. Sayının birinci kuvveti sayının kendisidir. Say, ayının, sayının sıfırıncı kuvveti, ayının sıfırıncı kuvveti birdir. Hiç fark etmez. Yani bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman birdir. Onu bileceğiz. Peki, bir sayının çift kuvveti her zaman pozitiftir. Bir sayının tek kuvveti, sayının işareti neyse e, odur diyoruz. Dolayısıyla bak, eksi bir sayının çift kuvveti pozitiftir. Eksi bir sayının tek kuvveti negatiftir. bilmemiz gerekiyor. Peki, eksi dördün karesi artı 16'dır. Dikkat edelim. Eksi 4'ün 3. kuvveti eksi 64'tür. 4'ün 3. kuvveti 64'tür. Eksi bir sayının tek kuvveti olduğu için sonuçta eksi çıkacak. Ama dikkat edelim. Eksi 4'ün karesi farklı bir şey. Bu farklı bir şey. Burada parantez var. Burada parantez yok. Bu 4'ün karesi demek. 4'ün karesi kaçtır? Ee, on 16 hocam. Harikasın. Başına da eksiyi koyuyorum. 16 şeklinde yazıyorum. Peki negatif üst kavramında da takla atma metodu vardı. Mesela 4 bölü 3'ün eksi birinci kuvveti 3/4'tür. Tepe taklak yapıyoruz. Pay payda yerde eşitliyor. Işte. Burada pay payda var mı? Yok. Ama altında görünmez bir 1 bir vardır. Dolayısıyla 1/2'nin aslında 3. kuvvetini arıyoruz. O da zaten 1'in 3. kuvveti 2'nin 3. kuvveti şeklinde açılabilir. 1'in 3. kuvveti 1'dir. 2'nin 3. kuvveti 8'dir. 1/8 şeklinde yazabiliyoruz. Şimdi bunlar temel kurallardı. Şimdi esas bombaya geldik. Üslü ifadeler iş zamanı. Çarpma çok önemli. Tabanlar aynıysa üstler toplanır. Üçün dokuzuncu kuvveti. Üstler aynıysa tabanlar çarpılır. Onun yedinci kuvveti. Bu ikisini çarptım. Bu aynen kaldı. Bu e, ikisini topladım. Bu aynen kaldı. Aman dikkat edelim. Bu aradaki farkı bilelim. Bölmede ise tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. ...iki üzeri 9 eksi 5 şeklinde yazarak yapmak daha mantıklı. Genellikle çünkü burada kıllıklar çıkıyor. 2'nin dördüncü kuvveti oluyor. Burada 2'nin 9. kuvvetine 2'nin eksi 5. kuvvetine bölünce kıldık çıkıyor. O da şu 2'nin 9 eksi eksi 5 çıkıyor burası. Çünkü bundan bunu çıkarmamız gerekiyor diyoruz. Ve bu ikisi de artıya dönüşüyor. 2'nin 14. kuvveti çıkıyor. Aman dikkat edelim. 4 nerede? 14 nerede? 20 üzeri 7'nin 5 üzeri 7'ye bölümü 20'yi 5'e böldüğümüz zaman 4 üzeri 7 şeklinde yazabiliyorum. Peki üstün üssü kuralı en temel kurallardan bir tanesi ve üslü giller sülalesini çok kullanıyoruz burada. Mesela 2 üzeri 5 üzeri 7 bu ikisini çarpıyorum 2 i̇ki üzeri 20 şeklinde yazabiliyorum. Yani üstle üstü çarpıyorum. Üstün üstünde üstle üstü çarpıyorum. 27 üzeri eksi 2. Nerede hocam burada üst üst? Burada da aslında 27 nedir evladım benim? 3 üzeri 3. Harikasın. 3 üzeri 3 olduğu için 27 üzerine eksi 2 yazdım. Bu ikisini çarptığım zaman 3 üzeri eksi 6'ya gelmiş oldu. Mesela şöyle bir soru. Dikdörtgenin alanı nedir diye sordu bize. Şimdi 8 üzeri 3 bir kenarıymış. 16 üzeri eksi 1 de diğer kenarıymış. Şimdi bir kere 8 dediğimiz şey üssü gillerden bizim tanıdık bir sayı. O da 2'nin 3. kuvveti. Şimdi biz 8'i e, şimdi 8 üzeri 3 yazıyoruz ya çarpı 16 üzeri eksi 1 yapmam gerekiyor. Çünkü uzun kenarla kısa kenarını çarpmam gerekiyor. Dikdörtgen alanı bu. Yani buna 10 desem buna 5 desem 10 kere 5 50 olur dikdörtgen alanı. Olur. Aynı onun gibi bununla bunu çarpacağım. Şimdi bununla bunu çarparken 8 aslında 8 aslında 2'nin 3. kuvveti. Burada yazıyor zaten. 8 aslında 2'nin 3. kuvveti ise 2'nin 3. kuvvetinin üzerinde bir 3 var. Çarpı. 16 aslında 2'nin 4. kuvveti. Yani burası da onda mavi ile yazayım bakayım. Şurası aslında 2'nin 4. kuvveti üzerinde de eksi 1 var. Burada yazıyor zaten. Ben bunları yazmış. Şimdi menemen yapalım. Bu ikisini çarpıyoruz. Bu ikisini çarpıyoruz. 2'nin dokuzuncu kuvveti çarpı 3 kere üç dokuzdan. 2'nin Eksi dördüncü kuvvet. Dört kere eksi birden. Ve bunları çarptığım zaman da tabanlar aynısı üstler toplanır. Dokuzla eksi dört toplamda zaman beş eder. İki üzeri beş. Yani otuz iki santimetre kare. Aman dikkat edelim. Bu dikdörtgenin alanı diyoruz. Peki geldik şimdi çözümlemeye. Kesin yüzde yüz bir sorusu var. Çözümlemenin çıkmadığı senemizde yok ne yazık ki. Ve çözümleme zaten basit bir soru. Gelecek ve dolayısıyla biz de onu yapacağız taktuk diye. Peki çözümlemede ne vardı? Altı çizgi metodu var. Ne demek altı çizgi? Altı tane çizgi çiziyorum. Bir, iki, üç, virgül, dört, beş, altı. Ortasına da bir tane virgül koyuyorum. Aslında sayının yazılış metodunu yapıyorum. Aslında 25 e, virgül 397. Burada mesela 5 tane basamak var diye düşünebilirsin ama biz altı çizgi metoduna göre yapacağız her şeyi. Ne demek bu? Şimdi 6 çizgi metoduna göre virgünün hemen solunda 10 üzeri 0 var. Onun solunda 10 on üzeri 1 var. 10 üzeri 2 var. Böyle gidiyor. Sağında ise 10 üzeri -1 var, Eksi -2 var, -3 var. Yani 2 1 0 -1 -2 -3 onun kuvvetleri şeklinde gidiyor. Şimdi o zaman ben 6 çizgi metoduna göre 1 2 3 4, 5, 6 diyorum. Virgül de burada duruyor zaten. Şimdi buna 0, buna 1, buna 2, buna eksi 1, buna eksi 2, buna eksi 3. kuvveti dersem eğer çözümleme çok basit. Burada hiçbir şey yok zaten bunun haneyi boş ver. 2 çarpı 10 üzeri 1 artı 5 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 9 çarpı 10 üzeri eksi 2 artı e, 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 diyorum. Yani buradaki eksi 1, eksi 2, eksi 3'ü onun üstüne koyuyorum ve 7 ile çarpıyorum. Basamaktaki sayı ile çarpıyorum. Mesela esas bize sorular şu şekilde de gelebilir ama esas bu şekilde geliyor. Yani çözümlenmiş halini veriyor ve bize normal sayıyı bul diyor bana. Mesela 6 çarpı 10 üzeri 1, 2 çarpı 10 üzeri 0 hatta bunların yerlerini de değiştirebiliyor bazı sorularda. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1, 4 çarpı 10 üzeri eksi 3. Şimdi bunu bana Yaz diyor ya bu sayıyı bana yazıyor. Bu çözümlenmiş haldir diyor. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi yapacağımız şey aslında şu. 6 çarpı 10 üzeri 1'i 6 basamağını nereye koyacağım? İşte o yüzden 6 çizgi metodu. 1, 2, 3, virgül, 1, 2, 3, 6 tane çizgi çizdim. Sonra 10 üzeri 0, 10 üzeri 1, 10 üzeri 2, 10 üzeri eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde yazdım. 6 çarpı 10 üzeri 1 yazıyorsa 10 üzeri 1'ler basamağına 6 yazıyorum. Bunu tamam okeyledim. Tamam bunu hallettim. 10 üzeri 0 ile 2'yi çarptıysa buraya 2 yazıyorum. 10 üzeri eksi 1 ile 5'i çarptıysa buraya 5 yazıyorum. 10 üzeri eksi 3 ile 4'ü çarpsa buraya 4 yazıyorum. 10 üzeri eksi 3 ile 4 çarpıyorum çünkü. Peki burada bir şey var mı? Yok. Bu ben başlatayım bunu boş ver. Burada ise arası boş kalamaz. Arası boş kalamaz. Burası boş kalır ama burası boş kalamayacağı için ne koyuyorum buraya evladım benim? Sıfır. Harikasın sıfırımızı buraya yazıyoruz. Ve sayımız 62 virgül 504 şeklinde bir sayı elde etmiş olduk. Şimdi çok büyük sayılara hemen bakalım. Çok büyük sayılarda 425 çarpı kaç sıfır var? 1 2 3 tane. 10 üzeri 3 şeklinde yazabiliyorum. Veya bu sayıyı 36 çarpı bas, e, virgünün sağında 1 2 3 4 5 basamak olduğu için 10 üzeri -5 şeklinde yazıyorum. Çünkü çok küçük bir sayı. 0,000 minnacık. O yüzden eksi yazıyorum üste. Bu da çok büyük eşek kadar bir sayı. Bir sürü sıfırı var sonunda. Dolayısıyla 10 üzeri ...pozitif olacak şekilde 3 şeklinde yazıyorum. Şimdi 25 çarpı 10 üzeri 7'yi... ...ben istersem... ...0,25 çarpı ne demek bu? Şimdi 25... ...aslında 0,25 ile... ...ilişkisi şu. Bu bunun... ...100 katı. Dolayısıyla... Bunun virgülü aslında burada iki, virgül iki basamak hareket etmiş. Yani bu sayı küçülmüş buraya. iki basamak küçülmüş. 2 basamak küçüldüyse bunu da büyüteceğim diyerekten 10 üzeri 7'yi üstüne artarak 10 üzeri 9 haline getiriyorum. Yani denge sağlıyorum. Bir tanesini küçültürken bir tanesini büyüterek dengeyi, eşitliği sağlamış oluyorum. Zaten bunlar birbirine eşit olmak zorunda. Bilimsel gösterim sınavlarda uzun zamanları çıkmıyordu ama son senemizde çıktı. Dolayısıyla bilimsel gösterimde hakim olmamız gerekiyor. Bilimsel gösterimde bir sayı eğer yazılırsa onun kuvvetleri çarpanı şeklinde bir şey eklenecek sana ama sayımızın ilk başta yazılan e, sayımızın 1 ile 10 arasında olma şartı var. 1'e eşit olabilir ama ona ondan küçük olmak zorunda. bakalım buraya hemen bakalım. 456 çarpı 10 üzeri 5. 456'yı ben kabul edemem çünkü 1 ile 10 arasında değil. Dolayısıyla bunu 1 ile 10 arasına getirebilmek için şimdi bazı seçenekler var. 456 4560 onla çarparsam büyüdür saçmalık. Belki daha aşağı ineyim veya 45,6 bak onla çarpıp bölerek aslında sayıyı ayarlamaya çalışıyorum. Veya, 4, veya 0, 4,56 veya 0,456. Sence bunların hangisi birli olması lazım? 4,56 hocam. Harikasın. 4,56. 4,56'yı 4,56'yı e o zaman seçiyorum 4,56 1'li 10 arası sen diyorum. Çarpı 10 üzeri şimdi diyorum ki bak 456 4,56 oldu. Kaç defa e, küçüldü? iki basamak küçüldü. Yani e, 45,6 hatta 4,56'ya düştü. Peki bunların arasındaki ilişki iki basamak küçüldüyse bu da iki basamak büyüyecek. 10 üzeri 7 olacak ki eşitlik sağlansın diye. O zaman 4,56 çarpı 10 üzeri 7 şeklinde buraya yazmış oldum. Burada mesela 0,25 1 ile 10 arasında değil. Dolayısıyla bu hemen bakalım 0,25 bu olabilir veya 2,5 olabilir veya 25 olabilir veya 250 olabilir geriye doğru gidersek de 0,025 olabilir. 0,025 olur. Yani onla 10 çarpıp 10'a bölerek aslında bu sayılara ulaşabiliyorum. Hangisi 1 ile 10 arasında dersek tabii ki 2,5. O zaman 2,5 çarpı burada bir basamak büyüdü. O zaman bunun da bir basamak küçülmesi gerekiyor. Eksi 7. kattasın. Bir basamak aşağı gidersen kaç kaçıncı kata gelirsin? Eksi 8. kat. Harikasın. İşte eksi 8. kat dediğin doğru. Bunu genellikle eksi altı diyerek kafa karışıklığı yaratabiliyorlar. Aman dikkat ederim. Eksi yedi bak bunu büyüttük bunu küçülteceğiz aşağı iniyoruz katlarda. Eksi yedinci kattan bir basamak aşağı inersek eksi sekizinci kat oluyor. Bu da bilimsel gösterimi diyoruz. Bir on arasında bir on arasında. Şimdi geldik artık üstü ifadelerle alakalı yeni nesil sorulara. Bu tabu soruları çok Popüler çok tinen, her sene çıkıyor neredeyse. O yüzden bunu da çok iyi bilirim. Yukarıda verilen kutların her birine bir üstü ifade yazılmıştır demiş. Şimdi burada mesela hemen geçen sene çıkan soruyu göstermek istiyorum. Yine tablo sorusu. Çok sene çıktı. Dolayısıyla aman dikkatlerim tablo soruları karşımıza çok geliyor diyoruz. Yuga verilen veren kutuların her birine bir üslü ifade yazılmıştır. Birbirine denk üslü ifadelerin bulunduğu kutular aynı renge boyanacaktır demiş. Heh. Buna göre boyanmayan kutuda bulunan üslü ifade. Şimdi bakalım. İkinin eksi dördüncü kuvveti. Hemen bakalım. İkinin eksi dördüncü kuvveti. Ee, şimdi paydasında görünmez bir bir vardır. Ters söylüyorum. 1/2'nin bir, bir, ik, dördüncü kuvveti oluyor. 1'in 4. kuvveti böyle 2'nin 4. kuvveti 1/16 etti. Şimdi bunun cevabı 1/16 buraya yaz. 2'nin -3. kuvveti. Aynı işlemleri yaptığım zaman -3. kuvveti e, bunun altında 1 bir var. 1/2'nin bir 3. kuvveti diyorum ve bu da 1/8 çıkacak. Tam fazla uzatmıyorum. 25'in 0. kuvveti 1'dir zaten. Hop. E -1'in 50. kuvveti eksi bir sayının Çift kuvveti pozitiftir ve 1'in her kuvveti zaten birdir artı 1. Bir. E, eksi 1 bölü 8 zaten burada duruyor. Tamam. Eksi 1'in 20. kuvveti ama burada dikkat et, parantez olmadığı için birin 20. kuvveti kaçtır? birdir Harikasın. birdir Bir de başında eksi var. Eksi 1'dir bunun cevabı da. Şimdi geldik buraya. Eksi 6'nın 0. kuvveti. Bir kere altının 0. kuvvetine bakacağız. Parantez yok burada çünkü. altının 0. kuvveti birdir ve eksi var başında eksi 1'dir diyorum. 16'nın eksi birinci kuvveti paydasında görünmez bir vardır. 1 bölü 16'dır diyebilirim. Ee, peki eksi 2'nin eksi 3. kuvveti. Şimdi buraya bakalım. Bir kere eksi bir sayının tek kuvveti. O zaman sonuç negatif çıkacak. 2 e, paydasında bir vardır. Tepe taklak yapmam gerekiyor eksi kuvvetinden dolayı. O zaman 1 bölü eksi 1 bölü 8 şeklinde yapmış oldum. Şimdi aynı olanları boyuyorum. Mesela 1 bölü 16 ile 1 bölü 16'yı boyadım. Ee, aynı zamanda e, bakalım, eksi bir ile eksi biri boyadım, e, bir ile biri boyadım, e, burada bakıyorum, burada bakıyorum, işlem hatası mı yaptık acaba diyorum, E, 16 üzeri eksi bir, şimdi diyor ki, boyanmayan kutuda bulunan üssü ifade nedir diye bize sormuş, burada bir e, işlem hatası yapmış olabiliriz. Burada bir şey düzeltmek istiyorum. Yok hayır. Burada da bak şu ikisi boyanmayan. Ha, bu da bu ikisini de boyadık. Çünkü eksi 1 bölü 8 eksi 1 bölü 8 süper. O zaman boyanmayan evet buymuş. Yani 2'nin eksi 3. kuvveti doğru cevabımızdır diyoruz. Şimdi geldik Tabo'da Aydın ilinde bulunan üç ilçenin 2022 yılına ait nüfusları verilmiştir. Yani e, insan sayısı. Şimdi diyor ki bize Germen Kuşadası Çin'e... ...buna göre verilen üç ilçenin toplam nüfusunun birimsel olarak gösterimi nedir diye soruyor bilimsel olarak gösterim o toplam nüfusun tam geçen sene çıkan sorunun benzeri. Şimdi bir kere şunu bilmemiz gerekiyor. Bir kere bunları toplamamız gerekiyor. Toplayabilmek için de 10 üzeri 4, 10 üzeri 3, 10 üzeri 5 hepsinin aynı olması gerekiyor. Üst ifade toplama yapabilmek için bunların hepsinin aynı olması gerekiyor. Hepsini bak dört buçuk... çarpı 10 üzeri 4'ü aslında ben bunu 45 yaparsam, bunu büyütürsem bir basamak yani bir 10'la çarparsam Burada 10 üzeri 3 oluyor. Yani bir küçültmem gerekiyor. Ve dolayısıyla 45 çarpı 10 üzeri 3'e ulaşmış oldum. Dengeyi sağladım. Yani buradan bir 10 aldım. Burayla çarptım aslında. 45 etti. Ve 10 üzeri 3 yaptım. Zaten bu da 125 çarpı 10 üzeri 3'tü. Şurası kuşadası. Çin'e bakalım. Bunu da 0,24 çarpı 10 üzeri 5 ya. Bunu da 2 e, tane e, 10 çarparsam 24 çarpı 10 üzeri. Bu da iki tane on buradan azalır. On üzeri üç haline gelir. İşte bunları şu anda toplayabilirim. Çünkü hepsi on üzeri üç etti. Bunları toplarsam eğer bak 45 tane armut, 125 tane armut, 24 tane armut. Toplarsam bunları e, kaç ediyor? 194 tane armut. Yani 194 çarpı 10 üzeri 3 etti. Şimdi bu bilimsel gösterim olarak istiyor bizden. Bu bilimsel gösterim değil. Çünkü bu sayı 1 ile 10 arasında değil. O yüzden 1 ile 10 arasında olabilmek için bak 194, 19,4, 1,94, 2 basamak aşağı inmem gerekiyor. 1,94 çarpı 10 üzeri bunu 2 basamak küçülttüğüm zaman bunu da büyütmem gerekiyor. 10 üzeri 5 şekline getirebiliyorum. 1,94 çarpı 10 üzeri 5 birimsel olarak gösterimi bu kadar insan varmış diyoruz. Şimdi yukarıda birinin kenar uzunluğu bitişiğinde yani solunda bulunan karenin bir kenar uzunluğunun iki katına eşit olan 9 adet karenin bir kısmı gösterilmiş demiş. Böyle karışık bir cümle gerçekten de. Yani burada kareler var böyle devam ediyor. Bundan sonra bir tane daha devam ediyor. Sonra 9 tane var buraya sığdıramamışlar. Tamam yapacak bir şey yok. 4 numaralı karenin alanı 4 santimetre kare olduğuna göre en büyük ve en küçük karenin birer kenar uzunlukları oranını soruyor. bize. Tamam, bakalım şimdi demiş ki bize. Birinin kenar uzunluğu bitişiğinde yani solunda bulunan karenin bir kenarı uzunluğunun iki katına eşitmiş. Yani bunun bir kenarı, bunun bir kenarının iki katına eşitmiş. Bunun bir kenarı, bunun bir kenarının iki katına eşitmiş. Bu kadar basit aslında. Şimdi dokuz adet kare varmış ve dört numaralı yani şurada demin benim böyle silüetini çizdiğim karenin alanı dört santimetre kareymiş. O zaman bir kenarı kaç tane lazım? İki. Harikasın. İki. Burası da 2 santimetre diyoruz. Şimdi bunların bir kenarlarını bulmuş olduk. Şimdi bu karenin bir kenarını biliyoruz. Şimdi solundakinin iki katı olduğuna göre bunun bir kenarı bir santimetredir. Bunun bir kenarı 1 bölü 2 cm'dir. Bunun bir kenarı 1 bölü 4 cm'dir. Bunu bulduk. Bak birinci 1 e, bir bölü 4 santimetreyi bulmuş olduk. Birinci karenin bir kenarını da bulmuş olduk. Şimdi dokuzuncu kareye doğru gidelim. Şimdi bu dördüncüydü. Beşinciye bakalım. Bir kenarı dörttür. Altıncıya bakalım bir kenarı sekizdir. E, yedinciye bakalım bir kenarı 16'dır e, on altıdır. E, sekizinciye bakalım beş, altı, yedi, sekiz. Böyle roman rakamları da belki zor oluyor gerçekten. De. Otuz ikidir. Dokuzuncuya bakalım o da şöyle yazıyordu. Dur bakayım. Heh, şöyle yazılıyordu. Dokuzuncu, o zaman altmış dört santimetredir bir kenarı. Şimdi kenar uzunluklarının oranını soruyor. Yani altmış dördün bir bölü dördü oranını soruyor. Oran ne demekti? Oran bölüm demekti. Yani 64'ün 1 bölü 4'e bölümünü soruyor. Hemen bakalım 64 bölü 1 bölü 4. Bunun altında görünmez bir 1 var. 64 bölü 1 çarpı 4 bölü 1 yazıyorum. Yani bunu ters çevirip çarpıyorum. Bu da 64 çarpı 4. Şimdi 64 neydi? Aslında hemen bakıyorum 2'nin 6. kuvvetiydi. Çarpı 4 neydi? 2'nin 2. kuvvetiydi. Dolayısıyla e, buradan cevabımız 2'nin 8. kuvveti şeklinde bulunmuş olur. Hatta şıklarda genellikle zaten üstü ifade şeklinde verir. Bu kadar büyük bir sayıyı vermez diyoruz. Şimdi o zaman sizinle beraber harika bir şekilde çarpanlar katlar ve üstü ifadeleri bitireceğiz. İlk tekrar programımıza uygun bir şekilde gün, gün ilerlemeye devam ediyoruz. Hadi bakalım şimdiden çalışmalarınıza başarılar. Ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın. Şampiyonların tercihi Tonguç Dershane sundu.